Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Durma Yayınları Fenomen Fasikül serisi 4. fasikül yüzdeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Gençler önceki şu bilgi notumuzu bir inceleyelim. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulurken gençler iki tane yolumuz var. Birinci yolumuzda gençler verilen çokluk belirtilen yüzdenin çarpma işlemine göre tersiyle çarpılır diyor. Yani gençler eğer yüzde 15'i 60 ise yüzde 15'i gençler ne yapıyoruz? 15 bölü 100 olarak yazıyoruz. Çarpmaya göre tersi demek payla payda yer değiştirecek. Yani 100 bölü 15 olarak yazacağım. Ve 60'ı bununla çarpmam gerekir. Birinci yolda diyoruz. Evet ikinci yolumuzda gençler ne yaparız arkadaşlar? Buradan bir kısmı bulunur. Bunun için ne yaparız? 60'ı 15'e böleriz. Evet %1'i 4 ise tamamı %100 olduğu için 100 parçayı bulabilmek için de 200'e çarparız. Üçüncü yolumuzda da doğru orantı kurarız diyelim. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Evet %1'i 15 olan sayı, e, sayının tamamını istiyor gençler. %1'i 15 ise şöyle yapalım gençler. Bakın %1'i 15 ise %100'ü X'tir diyorum. Orantı kurmuş oluyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam X'in değeri 15 çarpı 100'den 1500'dür. Evet. İkinci yolda da gençler %2'si 4 olan sayı. Burada da gençler ilk yolumuzu kullanalım. Yüzde %2'yim. Ne yaparız gençler? 2 bölü 100'dü. Ters çevirirsem 100 bölü 2 olarak yazar ve çarparız. Şöyle 4 ile 2 sadece 2 kaldı. 2 ile 103 çarparsam 200 olur sayımızın değeri. %10'u 7 olan sayı gençler. Şöyle diyelim arkadaşlar. %10'u 7 ise 7'yi 101 la 10 ile çarparız. %10'u ters çevirdim. Buradan sağa değiştirdim. 7 kere 10 70'tir. Evet, %28 olan sayının tamamını bu sefer de ne yapalım? Orantı kuralım. %20'si 8 ise %100'ü kaçtır diyeceğim gençler. Bakın burada kat da görebiliriz. Evet 120'nin 5 katıdır. O halde x de gençler 8'in 5 katıdır. 5 çarpı 8'den sayımız 40'tır gençler. Evet %25'i 17 olan sayı kaçtır gençler? Hemen %25'i 17'yi aynen yazdım. %25'i de ters çeviriyorum. Ve 100 bölü 25 olarak yazdım. 100'ü 25'e bölersem 4 olur. 16 ile pardon 17 ile 4'ü çarparsak 68 olur sayımızın tamamı diyelim. Evet devam edelim 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki aşağıdaki şekiller farklı bütünlerin içinde içinden alınan çoklukların bütünün yüzde kaçı olduğunu ve bu çokluğun kaça eşit ol, kaça eşit olduğunu birim cinsinden belirtmektedir. Buna göre bütün yazan çokgenlerin içine yazılacak sayıların Tam bunu bulunuz gençler. Yani bütün kısmını bulmamı istiyor. Yani yüzde 22 ise. Gençler yüzde %40, 40 bölü 100 olarak yazıyorum. O halde ben 22'yim. 40 bölü 100'ü ters çevirsem 100 bölü 40 ile çarpmam gerekir diyorum. Böyle sıfırları attım. 22 ile onu çarpıp ne yapacağız gençler? 4'e böleceğiz. Hatta şöyle sadeleştirelim. 4'ü 2'ye böldüm 2. 10'u 2'ye böldüm 5. 2 ile 22 sadeleştirdim. 11. 11 çarpı 5'ten evet ilk bütünümüz 55'tir diyelim. İkinci bütünde de gençler 63'ü evet %30'u ters çevirerek çarpacağız. Yani 100 bölü 30'da çarpıyorum. Böyle sıfırlar gitti. 63'ü 3'e bölersem 21 olur. 21 ile 10'u çarparsam ikinci bütünümüz de 210'dur. Evet C'ye baktığım zaman gençler %18'i 90'sı. Evet hemen 90'ı %18 ters çevirerek çarpıyorum. 100 bölü 18 olarak yazdım. Gençler şöyle yapalım. 18 90 sadeleştirelim. Evet 18'e böldüm 1. 18'e böldüm 5. 5 çarpı 100'den 500'e eşittir diyoruz. Evet %75'e 57 ise 57'yi %75'i ters çevirdim. %75 bölü yani 100 bölü 75 ile çarpıyorum. 25 sadeleştirirsem 4, 3, 57'yi 3'e böleceğiz ve 4'e çarpacağız gençler. 57'yi 3'e bölersem 19, 19'a 4'ü çarpıyorum. 76 olur. D'deki bütün değeri diyoruz. Evet. Devam edelim. 12. sorumuza geçelim. 11. sorumuza bakalım. Aşağıda belli bir yüzdedeki e, yüzde belli bir yüzdeki kadarı verilen sayıların istenilen yüzdeleri kadarları, kısımları, kısmını boşluklara yazınız diyor. Arkadaşlar o halde burada orantılı yöntemi kullanmak istiyorum. %5'i 20 ise A seçeneğiyle başlayalım. %8'i X'dir diyelim. Arkadaşlar buradan doğru orantılı kat olarak görebiliriz. Bakın buradan 4 katıdır. O halde X de 8'in 4 katıdır. 4 çarpı 8'den 32'dir. B'de yüzde 10'u 24 ise B diyelim 25'i kaçtır diyoruz. Buradan da gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 10x eşittir. 25 çarpı 24'ten her iki tarafı şöyle 10 ile sadeleştirelim. 25'i 5'e böldüm 5. 10'u 5'e böldüm 2. 24'ü 2'ye böldüm 12. 5 kere 12 60 olur. Evet, %8'i 32 ise C'de %17'si kaçtır diyoruz. Gençler i̇şte buradan da yine kat olarak görmek istiyorum. Bakın 32 8'in 4 katıdır. O halde x de 17'nin 4 katı. 4 kere 7 28 elde var. 2 4 kere 1 4. 2 daha 6. 68 olur. yüzde evet, %40'ı 96 ise %35'i x'tir diyelim. Gençler buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursam 40x eşittir 96 çarpı 35 her iki tarafı şöyle 40 ile sadeleştiriyorum. Ee, 40 ve 35'i gençler 5'e böldüm 8. 5'e böldüm 7. 8'e böldüm 1. 96'ı 8'e böldüm 12. 12 ile 7'yi çarparsan da 84 olur diyoruz. Son olarak %2.5'u 10'sa gençler. Şöyle E diyelim. %15'i 2.5 X'tir diyoruz. Gençler burada yine katı olarak görürsek bakın 4 katıdır. O halde X de 15'in 4 katı evet, 60 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, 12. sorumuza bakalım. %27'si kız olan bir seyahatteki yolcuların 108 tanesi kızdır. Bu seyahatteki yolcuların %60'ı ise gözlüklüdür. Buna göre gözlüklü erkek sayısı en az kaçtır diye soruyor. Gençler. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. %27'si kızsa ve bu 108'e denk geliyorsa hadi ben %27'si 108 diyorum gençler e, seyahatteki insan sayısının tamamı gençler %100'dür buraya eğer x diyecek olursam içler dışlar çarpımı yapalım 27x eşittir 108 çarpı 100'den her iki tarafı 27 ile sadeleştiriyorum Evet 108 27 gençler. Ee, şöyle 9'a böldüm. 3. 9'a böldüm. Ne yapar arkadaşlar? 12. Evet 12 ile 100'ü çarpıyoruz ve 3'e böleceğiz. Hatta şöyle bir daha sayı 4 kere 100. 400 tane normal toplam yolcu vardır. Gençler 400 tane yolcu varsa ve bunların %60'ı gözlüklüysem 400'ün %60'ını bulalım. Böyle sıfırlar gitti. 40 çarpı 6'dan 240 tane ne vardır arkadaşlar burada? 240 tane gözlüklü insan sayısı vardır. Peki gençler, 108 tanesi kızdım. halde erkek sayısını bulalım gençler isterseniz. Evet, 108'i kırsa toplam 400 kişi vardı. Bu 400'den 108'i çıkartırsam ondan 8 çıktı. 2, 9, e, 3'ten 1 çıktı. 2 gençler. 292 tane gençler ne vardır arkadaşlar? 292 tane erkek yolcu var. Peki erkek yolcu gençler 292 tane ise bizden istenilen gözlüklü erkek en az kaçtır diye sormuştu. Gençler gözlüklü e, insan sayısı 240'tım ve bunun arkadaşlar hangisine ait olduğu yani kız mı erkek mi olduğu tam olarak belli değil. O halde ne diyorum arkadaşlar burada erkek sayısının en az olması için tamamı arkadaşlar kız olsaydı. Evet tamamı kız olsaydım. Şöyle yapalım. 240'tan kız sayısını çıkarayım. Ve tamamı kız olsun istiyorum. Ondan 2 ondan 8 çıktı. 2, evet 3 ve 1. 132 tane gençler erkek Evet arkadaşlar 132 tane erkek gözlüklü, şu gözlüklü diyelim. Gözlüklü erkek yolcu vardır deriz gençler. Evet, ne yaptık gençler buradan? Evet, tamamının ya kızların tamamı gözlüklü olarak düşündük ve 240'tan yani gözlüklü insan sayısından kızların sayısını çıkardık ve geriye kalan 132 tane erkek gözlüklü vardır diyoruz ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 13. sorumuzda gençler şöyle bakalım. Aşağıda verilen boşluklara uygun sayıları yazınız diyor. 20 sayısı 80 sayısının yüzde kaçıdır? Gençler hemen şöyle yapalım. Bakın tamamını paydaya istenilen kısmı paya yazıyorum. 80'de 20. Biri 20 ile sadeleştirirsem 1 bölü 4 olur. Bunu da 25 ile genişleterek yüzdeye çeviririm. Yüzde 25'tir. Evet, 30 bilye 150 bilyenin yüzde kaçıdır gençler? Evet, 30 bölü 150 olarak yazıyorum. Şöyle yapalım gençler. 15 ile sadeleştirelim. 30'u 15'e böldüm. 2. 150'yi 15'e böldüm. 10. Bir de 10 ile genişleterek 100 yapalım. %20 olur. Sorumuzun yanıtını %20 olarak yazalım. 45 sayısı 75 sayısının kaçıdır? 45 bölü 75. yüzdeye evet, çevirmek için önce şöyle yapalım gençler. 3 ile sağa değiştirelim. 15 bölü 25. Bunu da 4 ile genişletiyorum. %60 olur diyoruz. Sorumuzun yanıtını. Evet 120 sayısı 80 sayısının yüzde kaçıdır? Gençler bakın burada yine 80 sayısını paydaya yazıyorum. 120 paya yazıyorum. Şöyle yapalım gençler. 8'e bölelim. 120'yi 8'e böldüm. 15. 80'i 8'e böldüm. 10. Bir de 10'la genişleterek paydamızı 100 yapalım. %150'sidir. Evet, buraya da %150 olarak sorumuzun yanıtını verelim. Devam edelim. 14. sorumuzda. Yukarıda bir filmin izlenme süresi ve kalan süresi verilmiştir. Buna göre filmin yüzde kaçı izlenmiştir diye soruyor. Yaşta 48 dakikalık filmin 12 dakikası izlendiyse 48'den 12'yi çıkarıyorum. Pardon, 12 dakikası kaldıysa 48'den 12'yi çıkartırım. 36 dakika izlenmiş diyorum. Yani 48'de 36 yüzde kaçtır diye düşüneceğiz. 48 ile 36'yı yüzdeye çevirmek için önce 12 ile sadeleştiriyorum. 48'i 12'ye böldüm 4. 36'yı 12'ye böldüm 3. Yüzdeye çevirmek için 25 ile genişletirsem. Evet yüzde 75'i izlenmiştir diyoruz. Evet ne yaptık gençler? 36'yı 12'ye böldük ve yüzde 75'i izlenmiştir dedik. 4'te 3 yüzde %75 75'e eşittir diyelim. Evet sevgili genç. Devam edelim. Yukarıdaki görselde sucuk yapımında kullanılan kıyma ve baharat miktar, miktarları verilmiştir. Buna göre görselde verilen sucuğun yüzde kaçı baharattır diye soruyor. Tamamı gençler 600. 600 gramda 140 gram baharat varsa yüzde kaç vardır diye düşünüyoruz. Bunu yüzdeye çevirmek için 6 ile sadeleştirelim. 240'ı 6'ya böldüm. 40 kaldım. 600'ü 6'ya böldüm. 100. Demek ki %40'ı baharattır diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 16. sorumuzda aşağıda bir kişinin farklı yaşlardaki boy uzunluğu verilmiştir. Buna göre bu kişinin boy, boy değişim yüzdesi yüzde A olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. yaşlar 180 santimetreden yaşlanınca 162 santimetreye düşmüş. Hadi 180'den 162'yi çıkarıyorum. 18 santimetre kısalmış gençler. Nereden? 180'den. 180'de 18. Yüzde kaçtır dersem. 18'i sadeleştirelim. 1 bölüm. 10 olur. Yüzdeyi çevirmek için 10 ile genişletirsem. %10 azalmıştır gençler. Zaten bizden yüzde on değişim olduğunu söylüyor. Burada A'nın değerini 10 olarak B seçeneğinde işaretleriz. Evet 17. sorumuza bakalım. Burada farklı sıcaklıklardaki çapları verilen daire şeklindeki metanın yarıçapı 50 santigrat dereceden evet 50 derece sıcaklıktan -10 derece sıcaklığa geçişinde yüzde kaç azalmıştır diye soruyor. Yaşlar azalma miktarına bakalım öncelikle. 150'den 108'i çıkartırsam ondan 8 çıktı. 2, 4, evet 42 santimetre azaldı. 150'de 42 azaldı gençler. 150'de 42 Evet %'yi çevirmek için öncelikle paydamızı 50 yapalım gençler. Şöyle 3 ile sadeleştiriyorum. 42'yi 3'e bölersem 14 150'yi 3'e böldüm 50 yüzde olması için 2 ile genişletelim. 28 azalmıştır diyoruz. B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet, 18. sorumuza bakalım. Evet, yandaki kabın içinde bulunan topların sayısını yüzde 20 eksiği kadarı yeşil renklidir. Gerçi yüzde 20 eksi demek yüzde yüzden yüzde 20'yi çıkaracak olursak aslında %80'i demektir. Kabın içerisinde gençler 320 tane top varsa o halde 320'nin yeşil renkli %80 %80'i kadardı. Yani 80 bölü yüzde çarparız. Şöyle sıfırlara atarım. 32 ile 8 çarpalım. 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 3 24. 1 de elde 25. 256 tane yeşil renkli top vardır diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, 19. sorumuzda görseldeki x santimetre uzunluğundaki lastik uzunluğunun %30'u kadar uzatıldığında boyu 520 santimetre olmuştur. Buna göre x kaçtır diyor. Yani gençler %100'ünü istiyor. %30'u uzatıldığı zaman gençler aslında %130'a eşittir. O halde %130'u 520 ise %100'ü x'tir deriz. Bakın içler dışlar çarpımı yapabilirim. 130 x 520 çarpı 100'den x'i bulmak için her iki tarafı 130'a bölelim. 520 130'a sadeleştirsem 4 olur. O halde x'in değeri 4 çarpı 100'den 400 cm olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.